olduğundan, bakınız, Cumhuriyet'in, Cumhuriyet devrimlerinin bir parçası gibi işlev gördü. Ne demek istiyorum? Diyanet eliyle bu ülkede devrimler, devrimler için gerekli dinsel referanslar sağlandı aslında. Ne demek istiyorum? Tekke ve zaviyelerin kapatılması kanununda Diyanet'ten destek alındı. Latin harflerinin kabulünde, hilafetin ilgasında, yani kronolojik olarak geriye giden bir takım uygulamalarda bile sonradan Diyanet'ten referans alındı. O Diyanet ki, yani Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Diyanet, bu ülkede ezanı 18 yıl Türkçe okuttu. Böyle bir Diyanet'ten bugün hangi Diyanet'e geldik? Namazı 18 yıl ezan Türkçe okundu. Yani Mustafa Kemal'in Diyaneti böyle bir Diyanet'ti. Mustafa Kemal'in kurduğu ve arkadaşlarının kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı toplumu laikleştirme yönünde yapılan çalışmaların bir merkeziydi, bir karargahıydı. Aynen. Hatta bence hocam... Şimdi Araplaştırdı. Sekülerleştirme noktasında belki de... Seküler ya, Araplaştırdı. Böyle bir görevi vardı. Fakat öyle bir süreç yaşandı ki Diyanet'e, Diyanet'in kuruluş amacına muhalif olan kurum kişiler ve kurumlar sızdı. Zamanla ele geçirdi ve Diyanet'i dönüştürdü. Aynen doğru. İslami cemaat ve tarikatlar Diyanet bünyesine sızdı ve Diyanet dönüştürüldü. Bugün Diyanet geçmişte kuruluşunda toplumu laiklik yönünde toplumu dönüştürmekle görevli Diyanet. Şimdi Araplaştırmak var. Dinselleştirme yönünde dönüştürmekle görevli hale geldi. Yani kuruluşundaki amacıyla bugün geldiği noktadaki amacı birbirine taban tabana zıt hale geldi. O da değil. Arap milliyetçisi oldu. İslami cemaatlerin liderlerinin önemli bir kısmı Diyanet bünyesinde yetişmiştir. Çok meşhur cemaatlerin liderlerinin bile çoğu Diyanet bünyesinde yetişmiştir. Çok istisnai durumlar vardır. Ve Diyanet... Doğru, yalan mı? Bugün bir İslami Cemaatler Federasyonu olmanın da ötesinde Hanefi Cemaatler Federasyonu'dur. Bakınız, bu kadar nettir aslında hadise. Hanefi Cemaatler Federasyonu. Çok doğru. Yani Fethullah Gülen de Diyanet bünyesinden çıkmıştır. Cemalettin Kaplan da Diyanet bünyesinden çıkmıştır. Mahmut Usta Osmanoğlu da Diyanet bünyesindendir. Cübbeli Ahmet Hoca da Diyanet bünyesindendir. Cumhuriyet'in bütün reziller orada. Diyanet'in fonksiyonuna bakın, gelinen noktadaki manzaraya bakın. Ne kadar değişmiş ve dönüşmüş Diyanet. Şimdi bu Diyanet'in özelleşmesi ve özelleşmesi demek ki toplumu yeterince dinselleştirdiğinde kendi varlık sebebiyle herhalde ortadan kalkacak ve özelleşecek, özelleşecek diye düşünüyorum. Henüz o noktaya doğru gidiliyor. Şimdi bunun göstergelerinden birisi de şu zannediyorum. Mesela yani bir şey, toplumu dinselleştirmek ne demek? İfade edeyim efendim, yani dinselleştirmek ne demek? Toplumu laik değerlerden, çağdaş değerlerden uzaklaştırmak, her eylemini, her hareketini dinden... Onların istediği gibi inanmak. ...çalışmak, dinden onay alır, helal, haram, sevap, günah şeklinde her hareketi... Yani vatandaşın böyle yapmasında ne mahsur var? Vatandaşın böyle yapmasında bir mahsur yok. Ama yani değil, kötü şeyler mi söylüyorsun? Bir saniye. Bu, eğer Diyanet... Doğru, dürüst olun, haram yemeyin diyor. Dinleyeceğim, şimdi söyleyeyim Hüseyin Hocam. Dinlemeyin, eğer araya girecekseniz söyleyin. Buyurun, buyurun. Bu bakışta teorik olarak dediğiniz doğru. Din güzel şeyler söylüyor. Hangi din algısı güzel şeyler söylüyor? Kimin dini güzel şeyler söylüyor? Hangi din yorumu? Diyanetin dini mi? Devletin dini mi? Yoksa cemevindeki dedenin din anlayışı mı? Caferi Ahund'un din anlayışı mı? Hangi din anlayışı? Sevabı, günahı, haramı, helali bile mezheplere göre değiştiriyorlar. Öyle değil mi hocam? Bir mezhebe göre kıldığın namaz öbürüne göre fasit olabiliyor. Kabul bile olunmuyor. Bir mezhebe göre aldığın abdest öbürüne göre geçersiz bile olabiliyor. Birinin haram dediğine öbürüne helal diyor. Şimdi hangisine göre hocam? Ama bunlar çatışkın yani şimdi. Bunların eline, bunlardan herhangi birisinin eline devletin sopasını, silahını vermemek. İşte verilmiş onu diyor. Evet. Şu anda devletin sorunu elinde. Sorunu çözmez mi? Devletin elinde şu anda. Devlet tamam. Şu anda Cumhuriyet'in ilk sorunu. Sonra demek ki onların dinselleştirmesinden ziyade bunların elinde kamu gücünün, silah gücünü verilip onlar eliyle topluma dayatmada bulunmaları sorun. Aynı şeyi söylüyoruz aslında. Siz de değişik şekilde aynı benim söylediğimi sözünüz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan zaman zaman açıklamalar oluyor. Mesela ben çok hayret ediyorum. Geçen diyor ki mesela Amasya'daki Alevi köyleri içerisinde rahim nakli olmaz diyor. Hiçbir Alevi köyü bırakmadık. Bütün Alevi köyü. Diyanet evet, böyle bir açıklama. Kim dedi onu? Diyanet İşleri Başkanlığı. Yok böyle bir şey. Var hocam. Yok böyle bir şey. Daha net söyleyeyim. Yani kamuoyunun önünde
ben söyledim oldu millette yuttu gibi olmasın. Böyle bir şey yok. Yani. Ben mi konuşuyorum? Biz onu kaynaklandırıyoruz. Dedi. Bir kere doğru değil. Böyle konuşmayın. İnsanlar hocam var. Ya, söylemediğini söylediğini şey söyledim ama. Sen bir Diyanet'e sor demiş mi dememiş. Buraya getirmeniz lazım. Peki bir başka şey söyleyeyim size. Çanakkale'nin Deniz Göründü isimli Türkmen köyüne, Alevi Türkmen köyüne bir cami açılışı için. O köyün kendisi koskoca Diyanet İşleri Başkanı bütün işini bıraktı. Bir köy camisi istedi. Gitti. Köyün kendisi istedi biliyorum. Diyanet İşleri Başkanı bir kasabadaki caminin açılışına bile gitmiyor ya. Bir köydeki caminin açılışına niye gidiyor? Ya, Diyanet Efendi, çünkü o köy bir Alevi köyü. Ve orada bir zafer algısı var. Yolu bir zafer duygusu var. Bir Alevi köyüne cami yaptık ve onun açılışını yapıyoruz. Zaferi var. Öbür cümlenin den vaz mı geçtin? Yani Diyanet İşleri Başkanı şu kadar Alevi köyüne cami yaptık Allah'a şükür diye açıklama yaptı dedi. Evet. Hayır, vaz mı geçtin? Dedi. Yalan değil ki dedi. Bunu herkes de biliyor bunu. Şimdi deminki bir mevzu hatırıma geldi. Hangisi? Cenazemin ortada kalmaması falan demişti hocam. Geçmişte hakikaten bu yaşandı. Bugün de belki kısmen nasıl yaşandı? Geçmişte ne yaşandı? Yani bir zamanlar cemevleri daha kentlerde kurulmadan evvel Aleviler herhangi bir kendi inançlarına uygun herhangi bir dinsel kuruma sahip olamadıkları için cenazelerini mecburen camilere götürüyorlardı. Camideki din görevlileri onların cenaze işlerini görüyorlardı. Ama bir kısım din görevlisi gelen cenazenin Alevi olduğunu, bir Alevi cenazesi olduğunu anlıyorsa o namazı kıldırmayabiliyordu. Protesto edebiliyordu. Cenaze işlerini yapmayabiliyordu. Dolayısıyla ortada kalan cenaze töreni yapılmayan, cenaze namazı kılınmayan, cenaze görevleri ikmal edilmeyen hadiseler yaşandı. Dolayısıyla İhtar Hoca'nın kaygısı yersiz değil. O kaygının geçmişte yaşanmış örnekleri var. Onu ifade etmek istiyorum. Peki İhtar Hanım, ben başka bir taraftan bahsetmek istiyorum. Biraz önce değinilen konularla bağlantılı olarak. Diyanetin dönüştürülmesi evet, şimdi... Türkiye Cumhuriyeti bir modernleşme projesidir ve o modernleşme projesinde bir şekilde toplum şöyledir, bu yeni de başlamış bir şey değildi, TC ile de başlamış bir şey değildi. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da zaten o şeyde yönde bir takım TC'yi PKK'lılar söylüyor. Yaşanıyordu. Ha, üst yapı kurumları yani hukuku, siyaseti, bürokrasisi, askeriyesi bir şekilde modernleştiriliyordu. Bunun en tipik örneklerinden bir tanesi 1840'tan itibaren bu topraklarda çeşitli kanunların Batı kanunlarının kabulüdür. Mesela 1840'ta Fransız Ceza Kanunu kabul edilmiştir. Türkiye Osmanlı'da uygulanmaya başlamıştır. Hemen ardından Ticaret Kanunu uygulanmıştır. Ne zaman duruyor? Ne zaman ki İş Medeni Kanunun kabulüne geliyor. Medeni Kanun kabul, yani Medeni Kanun düzenlenmesi söz konusu olduğunda, kodifiye edilmesi söz konusu olduğunda orada bir çok ciddi tartışma çıkıyor. Ha, bir grup diyor ki Fransız Medeni Kanunu yeni çıkmış, Napolyon'un ünlü Medeni Kanunu kabul edelim. Bir grup da diyor ki kabul edemeyiz. Niye kabul edemeyiz? Çünkü medeni, yani ceza mesela söz konusu olduğunda eğer bir suç işlemezseniz ceza kanununa hiçbir zaman tabi olmak zorunda değilsiniz veya tacir değilseniz ticaret kanunuyla alakanız yok ama hepimizin medeni kanunla mutlaka ve mutlaka alakası var. Doğduğumuz andan itibaren gerek kişi olmaktan, gerek evlilik, çocuk vesaire gibi konulardan, gerek toprakla ilgili yani eşya ile ilgili, mal varlığı ile ilgili konulardan her anda... İnanmazsak da dinle alakamız olmaz. İkinci bir grupta diyor ama ki... Ama dayatılıyor. Hayır, biz medeni kanunu bir dış kanun, dış şeyden alamayız, ülkeden alamayız. Bu çünkü son derece yaşam tarzımızla, benliğimizle ilgili bir şeydir. Biz kendimize de nitekim harikulade bir mecelle ortaya konuluyor. Aile kararnamesi. Evet. Ne zaman ki, Cumhuriyet... Mecelledeki hıyaraklarını da söyle bari. Başka bir, yani aynı şeyleri devam ettiriyorlar. Yine bürokraside, askeriyede, hukukta vesairede ama hukukta mesela bir adım daha atıldığını görüyoruz. 1926'da Medeni Kanun İsviçre'den alınarak kabul ediliyor. Nedir bunun önemi? Evet... Döneminin en muhafazakar kanunlarından bir tanesi de Nöşetel Kantonu'nun kanunu ama öbür taraftan da son tarihte bir Batı toplumunun
Dolayısıyla burada başka bir şey daha görüyoruz. Yani Cumhuriyet'in bir projesi var. Yalnızca üst yapı kurumlarını değil, bütün bir toplumu dönüştürmek, bütün bir toplumu farklı bir duruma getirmek. Nitekim onun bütün yansımalarıdır. Gerek... Yani devletmanlığı toplumu dönüştürmek için. Hayır, şunu demek istiyorum. Pek çok hukuku gayet başarılı bir şekilde kullanmıştır Cumhuriyet'in kurucu elitleri, kurucu seçkinleri. İçindeki bütün, hemen hemen bütün... Kemküm etme, doğruyu söyle. Devrim kanunları bunun bir parçasıdır. Ha, çok önemli 3 tane kanun çıkarıldı 1924 3 Mart'ta. Bir tanesi Tehlikeli Tedrisat Kanunu'ydu. Bir diğeri var olan iki yapının din bakanlığının ve askeri bakanlığın ortadan kaldırılmasıydı ki işte Diyanet İşleri'nin kurulma kanunu da onlandır. Bir üçüncüsü de hilafetin kaldırılması ve saltanatta mensup kişilerin Türkiye dışına, Türkiye toprakları dışına çıkarılması. Çok mu üzüldün? Yani yapının bunlar taşları. Dolayısıyla evet, kurucu kadroların çok destek aldığı aşikar. Almaması da beklenmezdi. Din son derece önemli bir mefhum insanların yaşamında. Zaten eğer bunu tamamıyla göz ardı etselerdi bir hata yapmış olurlardı. Bir şekilde onun gücünden de yararlanır. Bunun aynı şekilde kalmasını beklemenin imkan ihtimali yok. Bugün 1980'lerde... Şimdi de Avrupa Birliği'nden alıyorsun yasaları. Ne farkı var? 1980'lerde ben Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Üniversitesi'nde doktorama yaparken o zamanki danışmanıma dedim ki ben din konusu üzerinde çalışmak istiyorum. Dinle ilgili özgürlükler üzerinde çalışmak istiyorum. Oradaki danışmanım bana niye din çalışacaksın? Din bayatladı dedi. Onu diyen kişi bugün din çalışıyor. Ha, benim yükselen bir olgu mu artık? Yükselen bir olgu değil. Şöyle bir şey. Artık sekülerleşme falan yeniden gözden geçiriliyor. Boşuna Habermas'ın kalkıp kamusal alanda dinin rolü vesaire gibi çalışmaları, şuuru vesaire söz konusu değil. Dolayısıyla toplumlar içinde demin hoca lineer bir anlayıştan bahsetti. Ben daha sarmal bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Döne dolaşa bu kavramlar sürekli olarak bir takım kavramlar ortaya atılıyor. Onların tepkileri doğru. Ha, güzel olan şey şu. Her defasında ondan bir ders alınarak yeni bir sentez ortaya çıkıyor. Diyanet İşleri de o beceriyi gösterdi. Dolayısıyla pek çok bakımdan mutlaka dediğiniz gibi etkiler de vardır ama olması yani olmaması beklenemez. Öyle bir toplumda yani bunları ari kılarak yaşamanın imkanı yok. Bu toplumun gerçekleri bunlar. Dolayısıyla orada yansıması da son derece doğru. Din derslerinin zorunlu olması ne zaman? Şöyle bir şey, din dersleriyle ilgili çeşitli şeyler vardır. Bir dönem tamamıyla kaldırıldı, bir dönem ilkokullarda isteğe bağlı konuldu ama istek... Eğer din dersi almak istiyorsa dilekçe veriyordu ebeveyn. Bir başka dönemde yine biz isteğe bağlı oldu ama bu defa almayacaksa veriyordu. Dolayısıyla bunların hepsi de hiçbir kolay şeyler değildir. Toplumsal baskılar her zaman geçerli olan baskılardır. Ne daha ağırlıklıysa herkes ona göre davranmayı da yapıda tercih eder. Dolayısıyla onun dışına çıkabilmek de çok kolay şeyler değildir. Dolayısıyla her dönemin ayrı zorlukları var, her dönemin ayrı dinamikleri var. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bugün varılan noktanın ilginç bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ha, buradan da çok daha önemli noktalara doğru gidilmekte olduğunu da hocamla aynı kanaatteyim, paylaşıyorum. İhsan Bey, dediğim soru size geleyim hocam. Buyurun. Cevap verdikleriniz var mı? Şimdi bakınız. Benim kanaatim ki devletin toplumu dönüştürme diye bir görevi olamaz. Bunun tabii ve zorunlu sonucu diktatörlüktür. Hatta gider tiranlıktır. Din açısından olamaz. Şartları değiştirme gibi bir görev olabilir. Şartları değiştirmekle toplumu dönüştürme aynı şey değildir. Şartları değiştirmek şu demek. Toplumun kendi iç dinamikleriyle kendilerini dönüştüreceği şartları oluşturmak. Ama dönüşümü bizzat kendiniz yaptığınız zaman ona bir ideoloji, ona bir din dayatmış olursunuz.
ve toplum buna reaksiyon gösterir. Yani diğer bir şehir başkanlığı yerine ne olmalı? Diğer bir şehir başkanlığı yerine ne olmalı? Yani nasıl bir yapı olmalı mı? Üst yapı olmalı mı? Yoksa bütün cemaatlerin mi bırakılmalı? Ne olmalı? Neden bahsediyorsun? Elaşık burada biraz yanlış konuştum be. Benim görüşüme göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olmaması lazım. Tamam, evet. Buna cemaat mi dersiniz, sivil topluluklar mı dersiniz, gruplar mı dersiniz, gönüllü insan birlikleri mi dersiniz, onlara bırakılmalıdır. Burada hemen bir endişe dile getiriliyor. O zaman her kafadan bir ses geçer, ses çıkar, camiler, cemaatler dile geçirir, birbirinin cenaze namazını kılmaz. Şimdi aynı endişeyi neden şurada gösterilmiyor? Mesela özelleştirmeler yapılıyor. Dağlar, taşlar, dereler satılıyor. Aman birisi ele geçirir de çok zengin olur diye kimse endişe duymuyor. Oralar da toplumun kamu malı değil mi? Neden endişeleniyorsunuz? Bunun çözümü yine bütün bu endişelere rağmen. Yine aynı şey. Bunun çözümü endişe bakımından aynı şey. Bunun çözümü bütün endişelere ve korkulara rağmen insanları özgürlüğe itmektir. Yani 100 çiçek açsın, 100 fikir yarışsın denir slogan vardır. Yani cemaatler, gruplar sivil hayatın içerisinde yarışacaklar. Devlet dini hayatın akışını bunlara bırakacak, kendisi güvenlik ve asayişle çekilecek. Birisi diğerinin elinde sopa alır da üzerine yürürse ona müdahale edecek, dur diyecek. Bunun çözümü budur. Aynen öyle. Hayatında buradan başka da bana göre bir yol görünmüyor. Doğru söylüyorsun. Şimdiden bence de öyle. Belki erken fikirler değildir. Devlet denetleyici olacak, o kadar. Bu noktaya gelmiş bile zaten. Yani biz hala... Ben erken içinde... gelmedim diyorsunuz bunu. Hayır, ben gecikmiş geldim artık. Biraz önce ilginç bir şey söyledi, ona bir ileride bunu bilirsiniz. Buyurun Sayın Şarkı, size geçelim. Devlet şartları değiştirir dedi. Nasıl efendim? İhsan Bey, devlet şartları değiştirir dedi. Evet. Yani ben toplumun dönüştürme değil. 8 toplumun tabii akışını... Anladım, onu diyeceğim. Yani olmaması gerektiğini 8 yıllık İstanbul Müftülüğü tecrübem de işte bu sizin dediğinizi yaşadım. Devlet, en başta söyledim, bana hiçbir şeyi dikte etmedi. Hiçbir şeyi dikte etmedi bana. Başını yani boş mu bıraktın? Benim bilgimin dışında bir şey dikte etti mi onu bilemem. Hocam ama bana hiçbir şey dikte etmedi. Ama zaten benim varlığımı sağladı, işte o şartları değiştirmedi. Sen dikte ettin mi millete? Ey müftü, sen şöyle bir din anlatacaksın deseydi, o benim de zaten asla razı olamayacağım husus idi. Ama tam da sizin dediğiniz gibi bana devlet, sen kendi dini bilgin, dini donanımlılığın, ahlaki sorumluluğun çerçevesinde kendi yani uygulama felsefeni kendin gerçekleştirdin. Cemevine de gideceğim diyebilseydin ya o zaman. Sayın Kılıçım'ı eleştirir mi diyelim? Şöyle, bu müdahalenin olmaması zaten aynı fikirde, aynı din algısında oluşunuzdan, aynı hedefe kilitlenmiş oluşunuzdan kaynaklanıyor. Ama bu sizin subjektif bir yargınızdır. Herkes için aynı cümle kullanılır. Herkes için. Bak, sizi Diyanet İşleri Başkanı yapsalar şimdi, bir başkası da aynen size bunu söyler. Bunlar tamamen bilim dışı. Yapamazlar. Din dersleri mi diyorsunuz ama? Evet, yok yani din dersleri. Bu böyledir. Bunu herkes herkese söyler. Yani sizin uygulamalarınızı beğenmeyen biri her zaman için bu sizin kullandığınız cümleyi mutlaka size kullanır. Hatta Sayın Kılıç, siz yanlış bilmiyorum değil mi? Lisede Aleviliği anlattığınız için hakkımızda soruşturma mı açılmıştı? Açılmıştı. Sürgün cezaları. Ya. Siz Alevi değilsiniz değil mi? Alevi kökenli değilim ama köken olarak sünniyorsam da ben Alevi Kızılbaşım diye kendimi nitelendiriyorum. O ayrı bir tabii özel bir şey, tercih meselesi. Oralara girip girmemek ne kadar isabetli olur bilmiyorum. Bu din dersleri konusu da biraz gerçekten Türkiye'de tam doğru zemininde tartışılmıyor bana göre. Geleneksel olarak Cumhuriyet döneminde ve Osmanlı döneminde de aslında doğrudur. Sünni ağırlıklı bir din algısı var. Toplum sünniye ağırlıklıdır. Din dersleri de daha çok sünni programa göre. Sayım mı yaptın? Nereden biliyorsun? Ancak tabii Türkiye'nin bu demokratik gelişmesi sürecinde bugün bu noktada da epeyce mesafe alındı. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında iki tane, anayasasında din konusu iki şekilde ele alınıyor. Bir tanesi
din kültürü ve ahlak dersleridir, zorunlu ders olarak bu var. Bir de gönüllü din dersleri vardır. Din eğitimi vardır. Din eğitimi, velilerin kendi isteklerine, yetişkinlerin kendi isteklerine, küçüklerinde velilerin talebine göre isterlerse din eğitimi vardır. Şu andaki din kültürü ve ahlak dersleri adını kültür koymaların nedeni de odur ve doğrudur da. Ama diğer konularda yetişkinlere söz hakkı yok. Bilgidir. Dünyanın her yerinde vardır. Din konusunda bilgidir. O dersin içeriği konusunda farklı inançlara daha az yer veriliyordu. Bugün bu konuda da oldukça iyi mesafe alındı. Toplum değerlendiriyor, tartışıyor, içeriğini hala yetersiz görüyorsa daha da geliştirir, zenginleşir. Beynini yıkayıp duruyorsunuz. 21. yüzyılda hocam da işaret ettiler. 21. yüzyılda din çok önemli bir konumda şu anda dünyada. Evet. Yani çok belirleyici bir güçtür. Evet, sadece çok iyi rant kapısı oldu. Doğru. Ülkelerinde değil. Bütün dünyada, Batı dünyasında da bu böyle. Amerika'nın isteği de bu. İnsanlık kültürünün de kurucu unsurlarından biridir. Uygarlıkların kurucu unsurlarından biridir. İnsanlık tarihi için ve bugünü için bu kadar önemli olan bir alan saçmalama. Eğitim sisteminin içinde yer alması korkunç bir eksiklik olur. Yani din başıboş bakılmayacak kadar. Sen Türklerin din inançlarından haberin yok herhalde. Başka bir şey. Yani tam din ileri boş bırakılacak kadar önemlidir. O başka bir noktadan alıyor. Yani ben demek istiyorum. İnsanlık tarihinde ve bugün de bu kadar etkili bir alanı ders sistemi, okul, eğitim sistemi, öğretim sistemi içerisinde yer almaması değil eksik. Peki Ankara'ya gidelim mi? Şimdi bu din dersleriyle ilgili birkaç şey söylemek istedim. İzin verirseniz. Hocam, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin adıyla içeriğinin ve uygulanma biçiminin birçok adına dair mahkeme kararları var. Düzeltilir. Hala düzeltilecek hocam, tarafları var. Cek. Mahkeme kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Türk Yargısı'nın kararları var. Ve son bu sene okutulmakta olan din dersi müfredatında da o kararları geçersiz kılacak düzeyde bir iyileştirme ve dönüştürme yok maalesef. Ben bunun dersini veren de birisiyim. Nasıl sıkıntılar yaşadığımı bizzat sahada görüyorum, gözlemliyorum. Yani açık ifade edelim. Alevilikle ilgili bilgiler din dersi kitabına konuldu. Caferilikle ilgili bilgiler din dersi kitabına konuldu. Başka mezheplerle ilgili de kısa bir takım bilgiler konuldu. Yani bir manada yasak savma kabiliğinden bir şeyler yapıldı ama bunları ders ortamına taşımak, bunları ders ortamında öğrencilere o ideal düzeyde aktarabilmek mümkün değil. Değil zira toplumdaki büyük çoğunluk, genel din algısı buna engel oluyor. Bu da egemen din anlayışının mensupları tarafından aslında içten içe hoşlanılan bir durum gibi telakki edilir. Mahalle baskısı. Mümkün olduğunca asimilasyonu, dönüştürmeyi ve değiştirmeyi ne kadar uzatabiliriz, ne kadar bir kazanım sağlarız diye bu hususta yeterince dirayetli, yeterince kararlı adımlar atılmıyor. Bir takım zorlamalarla, özellikle uluslararası güçlerin zorlamasıyla bir takım düzenlemeler yapılıyor ama bunların hiçbirisi sorunu çözme noktasında isabetli değil. Çünkü uygulanmıyor. Diğer iyileşmelerde de uluslararası etkiler var. Bu da doğaldır yani bu kadar küreselleşmenin olduğu bir dünyada. Yani Türkiye'deki gelişmelerin uluslararası ilişkilerden bağımsız düşünülemez tabii. Onlar normaldir. Peki hemen Ankara'ya gidelim. Şaban Ali Düzgün'e gidelim. Sayın Düzgün, Diyanet'in özerk olup olmaması konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Bu sorunun cevabını almadan önce geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Alt Komisyonu'na katıldılar Diyanet Vakfı yöneticileri. Özerk olmaması gerektiğini belirttiler bu komisyonda ve İran'daki gelişmeleri örnek verdiler. Diyanet Vakfı kim ya? İran'a bakın. 30 yıl öncesine göre dini değerler zayıfladı, molla sınıfı zenginleşti, baskı ortamı şiddetlendi uyarısında bulunmuşlar. Bu bilgiyi de hatırlattıktan sonra siz ne düşünürsünüz Diyanet'in özelleşmesi meselesi konusunda efendim? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ya da dini temsil eden, kendisini dinin içerisinde gören cemaatlerin nitelikleriyle, pozisyonuyla ilgilidir aslında bu soru. Yani söylemek istediğim şu. Kendilerini dini değerler çerçevesinde organize etme, insani değerler çerçevesinde hizmet etme, bilgi üretme,
insanlığa, bütün insanlığa entelektüel katkıda bulunma gibi bir hedefi olsa cemaatlerin, kendilerini bu kadar yüce hedeflere adayabilseler, dünyevi olanların peşine takılmasalar, buyursun cemaatler, Türkiye'de herkes özel bir şekilde hayatına devam etsin ve bunları regüle eden, düzenleyen bir devlet aygıtı yani Diyanet'te olmasın. Ama durum bundan ibaret değil, durum böyle değil. Türkiye'de cemaatler hala kendi karizmatik şahsiyetlerin yani liderlerin peşinde giden ve kendi gruplarını bir arada tutmanın yolu olarak sürekli başkalarını dejenere eden, onları dışlayan bir yapıdalar. Yani Türkiye'de bu yine genellemek istemem. Kadın kız peşinde koşuyorlar. Böyle bir şey, bir suç isnadı değil bu. Fakat çok olgun bir cemaat, çok olgun bir dini gruba sahip olsa ülke, bunları regüle etmeyelim, düzenlemeyelim diyebilir devlet. Fakat bunun bu şekilde olmadığını düşünüyorum ben. Türkiye'de bu olgunluğa bizim eriştiğimizi söylemek saptillik olur. Dolayısıyla şu anda Diyanet diye bir kurumun var olması zorunlu görünüyor. Zorunluluk insan tabiatına aykırı bir kelimedir. Zorunluluk çok kötü bir kelimedir. Jean-Jacques Rousseau'nun temel tezidir. İnsanlar neden bir arada yaşamak zorundadırlar? Sosyal varlıklardır ve hürriyetlerinin büyük bir kısmını geride bırakarak, zorunlu olarak sosyalleşirler. Yoksa insanın doğası toplum içinde yaşamaya elverişli değil. Kırmızı ışıkta durmak istemem ben, geçmek isterim ama duracaksınız. Yani dolayısıyla bunun gibi Diyanet İşleri Başkanlığı kimisi için yeşil ışık, kimisi için kırmızı ışık görevini görecek cemaatler bu şekilde olduğu sürece. Yani şu anda bu bir realiteye aykırıdır. Diğer işleri başkanlığı yurt içi hizmetleriyle, yurt dışı hizmetleriyle bence iyi hizmetler veriyor. Ama ideal olan dediğim gibi tek yön, bütün tek yön. Nasıl Hristiyanlara, Yahudilere karışmıyorsa Diğer işleri başkanlığı, Aleviye de, efendim Nakşisi'ne de, Kadirisi'ne de karışmasın. Keşke böyle bir ideal yapı olsa ama bu ideal bir yapıdır. Evet. İhsan Bey'e deminden beri söylüyorum ya erken geldiniz diye. Ama erken gelenler Bruno gibi, Galileo gibi, Sokrat gibi, Thomas More gibi, Campanella gibi erken gelenler bu kendi toplumlarını ve insanlığın önünü açmışlardır. Söylediklerimizin mutlaka mâkes bulduğu bir yer vardır. İlla reel olanı, yani Diyanet İşleri Başkanlığı reel bir kurumdur. Ve reel üzerinden ideal şeyleri tartışmak bizi çok yanlış yerlere götürür. İdeal üzerinden reali tartışmak lazım. Tersi bir tutum takınmak lazım. Şu soru çok ciddi bir sorudur. Az önce İşler Hocam çok güzel işaret etti ona. Şimdi dinin şu anda tuttuğu yer, yani yaşadığımız dünyada din 40-50 yıl öncesine kıyaslarsanız her platformda, sadece camide, kilisede ya da medyada işte çok sınırlı vakitlerde değil, her platformda konuşulan bir unsur oldu. Kendi şahsımdan örnek vereyim. Fransa'ya gideceğim yakında, Lille'ye gideceğim ve orada NATO'da dinle ilgili konuşacağım. Ve şu ana kadar Ukrayna, işte birçok ülkede konuştum. Dini konuşuyorum fakat dikkat edin lütfen. Dinin konuşulduğu platform şu anda NATO'da, eğer dinin kaynaklık ettiği ve edebileceği şiddet konuşuluyorsa bir sorunla, ciddi bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Evet. Dinin varlık sebebi şiddeti ortadan kaldırmaktı. Dinin varlık sebebi birbiriyle didişen Amerika'ya insanların huzur erdirmekti, bir uzlaşı yaratmaktı. O zaman Harvey Cox'un Seküler Kentini hatırlamamız lazım. 50 sene önce yazılan bu kitapta şu iddia vardı. Dinler yavaş yavaş hem kişilerin yaşamından hem toplumların yaşamından elini eteğini çekecekler. Ve 40-50 sene sonra din kurumundan artık bahsetmeyeceğiz dediler. Bu kitapta Harvey Cox The Secular City kitabında bunu söylüyordu. Peki. Sonra birkaç sene önce aynı yazar bir makale yazdı ve diyor ki 50 sene önce yazdığım makaleden dolayı ben okuyanlarımdan özür diliyorum, onları yanıltmışım. Din geri döndü, bütün kurumlarıyla geri döndü. Hatta diyor siz Katolikliğin başkentinde yani Roma'da bütün minaresiyle, görkemiyle bir caminin dikilebileceğini 50 sene insanlara söyleseydiniz size kimse inanmazdı. Ama şimdi orada Katolikliğin kalbinde bir cami var. New York'ta mescitler var, Budist mabetleri var. Neden? Şimdi bu neyi gösteriyor? Neden? Geri döndü. Basılan kitaplarla vesaire. Fakat neden geri döndü? Neden? Önemli bir soru soruyor. Dinin geri dönüşü
iyi bir haber midir, kötü bir haber midir? Kötü bir haberdir. Çünkü imanınız size ne kötü şey emrediyor diyen bir Kur'an ayetidir. İmanınız size ne kötü şey emrediyor. Dinin, iyi bir dinin, insanlığın insafına, vicdanına, sağduyuya, huzura kaynaklık edecek bir dinin geri dönüşü kesinlikle alkışlanmalıdır. Ama öyle bir din yok ki. Eğer Haçlı seferlerine kaynaklık eden bir din gibi yapıp ettiklerini Allah'ın eli ve kolu olarak biz bu işleri yaptık diye Franklerin kafasıyla, zihniyle hareket eden bir din, Hristiyanlık gibi militarist bir din eğer, orta çağlardaki anlamıyla en azından söylüyorum, militarist bir din geri dönüyorsa bu bütün insanlığın felaketi demektir. Şu anda ülkeyi yönetiyor. Nasıl arzu edersiniz? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir virgül koyalım, devam edeceğim yine konuklarımı dinlemeye devam edeceğim. Biraz ara sonra tekrar beraberiz efendim.